Haberin sesinden bir kez daha merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. Bugün Samsun'u konuşacağız dedik. Turizmden söz edeceğiz. Artık 2018'in son günlerindeyiz diyebiliriz. Nasıl bir yıl geride kaldı ve 2019'la ilgili beklentiler neler? Bunlar üzerinde duracağız genel manada. Ve Samsun Turizm ve İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Mustafa Öztürk stüdyomuzda bizlerle bir arada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz öncelikle burada olduğunuz, davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben öncelikle sevgili izleyicilerimize buradan merhabalar demek istiyorum ve bu imkanı bize verdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun. Samsun'dan söz edeceğiz dedik ama ilk kez bir araya geliyoruz. Sizi, derneğinizi tanıyarak dilerseniz başlamış olalım konumuza. Ne zaman kuruldu, neden kuruldu derneğiniz, amaçlanan neydi ve neler yapıldı? Oradan bir giriş yapmış olalım dilerseniz. Öncelikle şunu söylemeliyim ki, Samsun'da turizm anlamında faal olan herhangi bir turizm derneği olmadığını gördük. Bunun araştırmasını yaptıktan sonra biz turizm denildiği zaman akla sadece otel gelmemeli, acenta gelmemeli, restoran gelmemeli. Aynı zamanda bunlara hizmet eden 54 paydaş sektör de vardır. Bunları da düşünerek ve bunların hepsini de içine katarak otel, acenta, restoran ve 54 paydaş sektörün oluşturduğu Samsun Turizm ve İş Adamları Derneği'ni 2017 Kasım ayında kurduk. Amacımız bizim burada, derneğimizin kuruluş amaçlarından bir tanesi, birlik ve beraberliği sağlamak, dayanışmayı artırmak ve ortak, en önemlisi de bu zaten, ortak akıl çerçevesi içerisinde hareket edip Samsun turizmini geliştirmek. Evet, bir yıl oldu dernek kuruladı. Peki geride bıraktığımız bu bir yılda nasıl adımlar atıldı? Bir yol kat edilebildi mi bu hedefler noktasında? Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Bu bir sene içerisinde bizim dernekle ilgili üyeliğimizin çok hızlı bir şekilde arttığını gördük. Bizim insanların aslında turizme ne kadar, özellikle paydaş sektörler, oteller, acentalar, restoranların birliğe gerçekten de bir ihtiyacı olduğunu ve birlik çerçevesi içerisinde hareket etmenin ne kadar güzel bir hareket olduğunu, insanların da bunlara gerçekten de meyilli olduğunu gördük. Ha, bu bizim için gerçekten de sevindirici bir olaydı. Amacımız Samsun turizmini eğer geliştirmek ise bunu hep birlikte yapmanın daha kolay olabileceğini de aslında gördük. Biz dernek olarak daha yeni olmamıza karşın yaptığımız projelerimizde gerçekten de ses getirecek projeleri üretmeyi başardık. Ha, bunlar nedir diye sorarsanız, biz öncelikle bu birlik çerçevesinde Samtiyat'ın çıkartmış olduğu, Karadeniz'de tek olan dergilerimizin gördüğünüz üzere birinci, ikinci ve üçüncü sayılarını çıkarttık. Bizim burada biz de bu dergilerde yapabilecekleri çıkmış haberlerin hepsini ortaya koyabileceğimiz bir platform bu dergi sayesinde oluşmuş oldu. Evet. İkincisi, biz de Samsun Turizm ve İş Adamları Derneği olarak Samtiyat Akademi diye bir akademi kurduk. Öncelikle kendi üyelerimiz içerisinde konusunda uzman olan kişileri eğitim vererek bilgi paylaşımını kendi aramızda sağlamış olduk. Yani örnek veriyorum, mesela satış ve pazarlama konusunda uzman olan kimse bizim üyelerimizin içinde, diğer üyelerimize de bu konuda kendi bilgi, beceri ve bu bilgi ve becerileri aktararak kendi aramızda bilgi paylaşımını sağlamış olduk. Evet. Bu da çok önemli bir şeydi bizim için. Biliyorsunuz ki bilgi paylaştıkça çoğalır. Kesinlikle. Bu da bu hareketle, bu bu niyetle zaten yola çıkmış olduk. Haliyle bu bizim katkılarımızdan bir tanesidir. Bu da hızlı bir şekilde devam ediyor. Bununla ilgili tabii ki biz bunu Samtiyat Akademi içerisinde geliştirmeyi de planlıyoruz. Turizmin olmazsa olmazlarından bir tanesi de yabancı dildir. Evet. Yabancı dilde de baktığımız zaman bütün yabancı dilleri öğrenme şansımız yok ama İngilizce maalesef dünyada artık global bir dil haline geldiğinden dolayı özellikle hedefimiz İngilizceyi turizmde daha aktif kullanılabilir hale getirme konusunda yapmış olduğumuz bir çalışma söz konusu. Üyelerimizden bir tanesi zaten yabancı dil kursu sahibi olduğu için bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Özellikle Samsun'daki bütün insanlara yabancı dil öğretmekten daha ziyade
dışarıdan gelen misafirlerle birebir muhatap olan kişiler, sektörde muhatap olan kişiler, belli kişileri en azından hani Samsun'u tanıtacak, Samsun'un turistik yerlerini anlatabilecek olan kişilere yabancı dil konusunda bir eğitim verme projemiz var. Bununla ilgili de sona yaklaşmış durumdayız ve hatta bunun da ismini biz saati 1 lira gibi komik bir rakam, hani bunu simgesel olarak koyduk. Evet. Dedik yani saati 1 lira. Gelin yeter ki öğrenin. Sadece bedava olduğu zaman, yani bedava zaten bir şey öğrenemeyiz mantığını da buradan yapmak çıkartarak böyle bir esprili bir şekilde yabancı dil kursunu da inşallah Samteat Akademi adı altında isteyen herkese vereceğiz. Bu kişilerin belirlenmesi noktasında nasıl bir çalışma yapacaksınız diye soracaktım ben de. Kişilere yönelik. Bunlarla ilgili bizim dediğim gibi çalışmamız şu şekilde olacak. Misafirle birebir muhatap olan kişiler. Kimlerdir bunlar? Yani bir otelin ön büro departmanı vardır. Resepsiyonda duran kişi misafirle muhakkak birebir muhatap oluyor. Çıkarken otelden çıkış esnasında şunu soruyor. Diyor ki yani ben burada nereye gezebilirim? Yabancı dil bilmediği zaman bunu zaten anlatma imkanı yok. Evet. Tabii bunun öncesinde şunu da söylemek istiyorum. Ben bizim projelerimizden bir tanesi de şudur. Bu da ona endeksli olan bir şeydir. Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz proje kapsamında mutabakat sağlandı. Biz hani böyle ekonomik seviye malum Samsun'da dışarıya turizmde çalışan insanlar Samsun'un turistik yerlerini gezemiyorlar. Evet. Gezemediklerinden dolayı biz nereye gidebileceği sorusunu da bilemediklerinden dolayı buna yanıt veremiyorlar. Biz bunu Büyükşehir Belediye'mizde görüştük. Bunlar da bu projeden gerçekten de memnuniyet duydular. Biz Samsun'da otel, ajanta, restoran ve buna insanlarla, gelen turistlerle birebir muhatap olan kişileri dedik ki gezdirelim. Nereye gezdirelim? Samsun'un turistik yerlerini gezdirelim. Önce onlar görsünler, onlar ki anlatabilsinler. Kesinlikle bilmediğiniz bir yeri anlatamazsınız. Evet. Sadece gördükleriniz, duyduklarınızla anlatmak da tam olarak, verimli olarak size katkı sağlayamaz. Haliyle bu bizim önemli projelerimizden bir tanesi. Samsun'un gerçekten de baktığınız zaman doğa harikası yerleri var. Bizim bunları ilk önce kendi içimizde bilinirliliğini artırmamız gerekiyor ki biz başkalarına gelen turistlere bunları anlatabilelim. Aksi takdirde biz bu işte zaten başarılı olamayız. Düşüncesiyle yola çıktık. Havanın durumuna bağlı olarak bu projeyi ilk en kısa zamanda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu benim için oldukça önemli, heyecanlandırıcı bir proje aslında. Çünkü insanları bunu hem bilgilendirirken hem de eğlendirmek gibi bir amacımız da var. Sosyal sorumluluk çalışması gibi de aynı hepsi zamanda. Hepsi aslında bir taşla iki kuş vuruyorsunuz gibi bir proje bu. Bununla ilgili sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz bize destek olacağını söyledi. Biz de dernek olarak elimizden geldiğince organizasyonu üstlenip en kısa zamanda bu projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ama öncelikli olarak dediğim gibi aslında imkanımız olsa da turizm çalışanlarının hepsini bu projeyle alakalı gezdirelim, gösterelim isteriz. Ama öncelikle hedefimiz dediğimiz gibi turistleri geldiği zaman bilgi verebilecek olan kişileri ön plana çıkartmaya çalışacağız bu konuda. Bizim diğer projelerimizden bir tanesi de biz dernek olarak kamu sektörü olsun gerekli bilgilendirme yapmak amacıyla daha yakın bir zamanda birçok bir ziyaretlerde bulunduk. Biz bu projede şunu istedik. Projenin ismi zaten MENA. Middle East North Africa. Yani Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin ajanta yetkilileri, sahipleri Türkiye'ye, Karadeniz bölgesine geliyorlar. Amaçları ise şu. Oradaki yatırımı, imkanları görebilmek. Bu 2017 yılında Rize'de yapıldı. 2016 yılında Rize'de yapıldı. 2017 yılında Rize'de yapıldı. 2018 Mayıs ayında da Ordu'da yapıldı. Yaklaşık 400'e yakın bir ajanta yetkilisi Karadeniz bölgesine geliyor buradaki imkanları görebilmek için. Biz dedik ki 100. yıl münasebeti ile bunu Samsun'a çekelim. Evet.
2019 çalışmaları kapsamında dahil biz buna dahil olsun dedik ve bununla ilgili girişimlerimizi yaptık ve sonuç da aldık. Bu Turizm Bakanlığı'na bildirildi, resmi yazıyla bildirildi. Yani bunu aslında Trabzon'da istiyor, bütün iller istiyor ama evet. Biz dedik ki bizim mazeretimiz var. Hı hı. Biz 100. yıl şehri olacağız, evet. 2019 yılında. Biz bu projeyi çok iyi bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Ve bu MENA zirvesinin Samsun'da yapılmasını da bir şekilde bizim bunu sağlamamız gerekiyor. Ne çünkü aşamada geçen, peki şu an? Bunu Turizm Bakanlığı'na bildirildi. Hı. Gerekli işlemler yapıldı. Bununla ilgili Samsun'daki Turizm Konseyi'nden de bununla ilgili bir proje, bir ödenek ayrıldığını da biliyoruz. Bu ne katkı sağlar Samsun'a diye baktığımız zaman, şimdi biz de tabii turizmciyiz. Evet. Çevremizdeki illeri de bu konuda hani araştırıyoruz. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar, ne kadar hani turist ağırlıyorlar. Geçen seneye göre Ordu'da yapılmasından dolayı ve diğer sebeplerden dolayı da olabilir tabii ki ama yabancı turist sayısında Ordu'da %25 evet. artış olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bu sadece turistin gelmesi olarak da bu projeye bakılamaz. Yatırım anlamında da gerçekten de önemli bir proje. Dilerim ki hani bunu Samsun'da yapalım. Samsun turizminin gelişmesi için elimizden gelen katkı buna çok büyük olacaktır. Çok sağlam olacaktır diye düşünüyorum ama bu zirve gerçekten de bizim için evet. önemli. Dernek için de önemli. Umuyoruz da şehrimizde yapılır bu zirve. Aynen öyle. Biz bir projemizde şöyle açıklayabilirim. Biliyorsunuz ki artık sosyal medya her şeyin önüne evet, geçmiş durumda. Herkes artık sosyal medyayı takip ediyor. Gideceği yeri sosyal medyadan seçiyor. Veya yorumlara bakıyor. Tabii bu yorumlara bakarken görsellik de çok önemli. Görselleri de atlamamamız gerektiğine inanıyorum ben. Bir şehrin görsellerinin ön plana çıkması o şehrin turizmine çok katkı sağlar. Özellikle doğa harikası olan yerleri, çeşitli açılardan bunların sergilenmesi, bunların paylaşılması, işte Samsun'da bizim bile bazen karşılaştığımız görseller oluyor. Aa bu Samsun'da mıymış diyebiliyoruz. Evet. Haliyle bu Samsun'da görsellerin şu aşamada baktığımız zaman diğer illere göre kıyaslama gerekirse biraz daha geride olduğunu düşünerek bir fotoğraf yarışması düzenledik. Bu fotoğraf yarışmasında birinciye belli bir miktar ödül, ikinciye belli bir miktar ödül, üçüncüye belli bir miktar ödül vererek Samsun'un güzelliklerini insanlardan çekip bize göndermesini istediğimizde şu an daha bu projeyi tam olarak daha yarışma aşamasında bunları değerlendireceğiz. Ve değerlendirdikten sonra bu görsellerin Samsun'un güzelliklerinin sosyal medyadan da paylaşılmasını sağlama gibi bir projemiz var. Evet, çok güzel çalışmalar hakikaten ve uzun vadeli çalışmalar esasen. Bu projelerin, bu çalışmaların sonuçlarını belki önümüzdeki yıllarda daha net şekilde göreceğiz. Bir diğer yandan da tabii 2018'in artık sonuna geldik. Bazı problemler yaşanmıştı geçtiğimiz yıllarda. Bu problemlerin aşılması için 2018'in önemli bir yıl olduğunu biliyoruz. Rusya ile yaşanan sorun sebebiyle turizmde bazı sıkıntılar olmuştu. Aşıldı mı bu problemler? 2018'i genel manada bir değerlendirecek olursak, belki ülkeyi birkaç cümleyle değerlendirip Samsun özeline de indiğimizde nasıl bir tablo karşımıza çıktı 2018 itibariyle? Şimdi ülkeler arası ilişkilerde turizm bir silah olarak kullanılıyor. Bu bir gerçek. Biz bunu kesinlikle göz ardı edemeyiz. Ama biz Samsun turizmi olarak konuştuğumuz zaman Samsun'da turizmin hangi alanda olduğunu da iyi belirlememiz gerekiyor. Yani Rusya'dan veya işte Avrupa pazarından bize gelen, işte Baltık pazarından bize gelen herhangi bir turistin aşırı olmamasından kaynaklı Samsun turizmi neyi ne olarak gerçekleşiyor? Turizm anlamında baktığımız zaman bunlar zaten Samsun'da çok fazla etkili olmadı diyebilirim. Çünkü evet. Samsun daha çok kültür turizmi yapar. Diğer şehirlerden
gelen insanların geçiş noktasıdır Samsun. Haliyle buraya gelen insan muhakkak Samsun'a uğramadan geçemiyor. Hı hı. Haliyle bu insanların daha çok sosyoekonomik durumuna bakıyor. Samsun'daki insanların buraya gelmesi, buradaki geçiş noktasında insanları burada kaç gece ağırlayabildiğimiz konusuna bizim daha çok. Değil mi? Gelip gidiyor mu yoksa burada kalıyor mu? Veya kaç gece konaklıyor. Burada akşamleyin geliyor, işte belli bir yerde fotoğraf çekiniyor, sabahleyin çıkıyor mu? Maalesef durum şu an onu gösteriyor. Öyle. Bizim çünkü en etkin alanlarımızdan bir tanesi de Samsun'da bulunan acentalarımızdır. Hı. Acentalarımız bu konuda bir şeyler yapıyor mu? Onu konuşmamız gerekiyor. Çünkü Samsun'un güzelliklerini pazarlayacak olan kişi acentalarımızdır. Hı. Acentalarımız bu konuda çok fazla çalışma yapmadıkları için daha çok büyük tur operatörleri firmaları bunu yapıyor. İşte ETS'ydi, ANA'ydı, onun gibi firma. Onun gibi firmalar burada işte Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen kişileri Samsun bir gece konaklama, Ordu bir gece konaklama, Trabzon iki gece konaklama, işte Batum'a kadar gidip geri dönüşleri sağlanıyor. Bizim burada Samsun'da yapabileceğimiz bu geceleme sayısını 2, 3, 4'e çıkartabiliyor muyuz? Onu değerlendirmemiz gerekiyor. Ama maalesef bunu şu aşamada henüz gerçekleştirmiş durumda değiliz. Daha çok burada işte Atatürk Anıtımızın önünde fotoğraf çektiriyorlar. Birçok firma konaklama yapmadan bile gidebiliyor. Buradaki şartları daha iyi nasıl iyi hale getirebiliriz? Hı hı. O konuda bir turizmcilerin birleşip çalışma yapması gerekiyor. Buradaki tur operatörlerine bir baskı oluşturması gerekiyor. 2 gece, 3 gece burada konaklatmayı, işte burada haliyle konaklama olunca yeme içme de olacak, işte gezme de olacak, hediyelik eşya da olacak. Bunların alımlarında işte organizasyonun iyi yapılması konusunda bizim daha çok adım atmamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla 2018 bu adımların ne yazık ki atılamadığı bir yıl oldu diyebilir miyiz genel manada 2018'i bir değerlendirdiğimizde? Şimdi şöyle söyleyeyim ben size, bu konuda aslında yaptığımız çalışmalar var ama yeterli mi diye baktığımız zaman yeterli değil. Şimdi biz Samsun'da turizmi konuşuyoruz. Samsun'da turizm daha yeni yeni konuşulmaya başlandı. Bugün bir Trabzon'u her zaman biz Samsunlu olarak örnek alırız. Örnek alırız derken hani onlarla rekabet halinde olmaya çalışırız ama rekabete baktığımız zaman bir onların kendi işlerindeki o birleşmelerini biz burada tam olarak sağlamış durumda değiliz. Trabzon bu konuda tabii ki son 30 yıl içerisinde yapmış olduğu çalışmaların neticesini daha yeni yeni almaya başladı. Biz bu turizmi Samsun'da geliştirmek için birdenbire bunu başaramayız ama bunu başarmak için de gerçekten de organize olup hep beraber bir araya gelip bunu hep beraber derken sadece turizm özel sektör olarak demiyorum aslında kamu olarak da ortak akıl hareket içerisinde eğer biz bir araya geldiğimiz zaman bunu çok daha kısa zamanda, uzun zamanda alacağımız yolu kısa zamanda alabiliriz diye düşünüyorum. Bir potansiyel var ama henüz bu potansiyel tam manasıyla kullanılmış değil şehrimizde sanıyorum, böyle yorumlamak yanlış olacak. Şimdi buna ben bir size örnek vermek istiyorum. Trabzon'un simgesi nedir? Özellikle Orta Doğu pazarında Arap turistlerin en sık ziyaret ettiği Uzungöl'dür. Evet. Uzungöl bizim burada Samsun'da baktığımız bu zaman alternatifimiz Uzungöl'e alternatifimiz Ayvacık, Saklı Cennet. Hı hı. Ama Saklı Cennet olduğu için ismi de üzerinde saklı kalıyor bu. Değil biz mi? Bunu saklamamamız gerekiyor, açmamız gerekiyor. Tabii biz buraya turisti gezdirip Ayvacık'ı gösterdiğimiz zaman, reklamlarını yaptığımız zaman özellikle Körfez ülkelerinde buna da altyapılarımızın da hazır olması gerekiyor. Yani oradaki konaklama tesislerinin
tesislerinin diyorum dikkat ederseniz, ama orada herhangi bir şu an konaklama tesisimiz sadece bir tane, evet, otelimiz var. O da Arap turistlere hizmet verebilecek kalitede değil. Yani bizim Ayvacık'ı tanıtabilmemiz için sosyal anlamda yapılabilecek olan her şeyi yapmamız gerekiyor ki insanlar buraya geldiği zaman memnun kalıp ayrılmaları gerekiyor. Aksi takdirde siz ne kadar memnun buraya turisti getirirseniz, memnun olmadıkları zaman onu orada iyi bir şekilde ağırlayıp geriye ülkesine göndermediğiniz zaman haliyle o orada sadece o kişinin gelmesiyle kalır. Ama onu tam tersi memnun ettiğiniz zaman, hem otel hem restoran, her türlü aktivite anlamında söylüyorum, bir turist 100 turisti peşinden getirir ve bu çığ gibi büyür. En iyi reklam şekli, en iyi kişinin anlatması, aynen, yakınlarına. Peki hedef kitlemiz Körfez ülkeleri mi olmalı? Şimdi biz Samsun'da bir markalaşma sorunumuz var. Yani çeşitli dallara atılım yapıyoruz. Evet. Aslında bu bana göre yanlış bir şey. Tek bir başlık. Bir Samsun'da neyi yapabiliriz? Neyi ön plana çıkarabiliriz? Onu hedeflemeliyiz öncelikle. Tabii yakın çevremizde bunu hedeflemiş ve başarmış örnekler var. Şunu da iyi kullanarak Uzungöl bugün Uzungöl'lükten çıktı, beton yığını, evet, haline geldi. Oradaki Arap turist artık yeni arayışları içerisinde. Bunu iyi değerlendirerek doğa turizmini Samsun'da ön plana çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Ama bunu doğa turizmine Samsun'daki otellerin hemen hemen 1/3'ü Uzungöl ve etrafında. 194 tane otel var orada. Biz burada gerekli altyapıyı sağlayamadığımız zaman bu imkanı onlara veremedikten sonra bunu başarabilir miyiz? Markalaşma anlamında ne kadar etkili oluruz? Bunu iyice bir masaya yatırıp konuşulması gerekiyor diye düşünüyorum. Bizim doğa harikamız yerleri sadece Ayvacık'tan da ibaret değil. Bafra Kolay var, Şahin Kaya Kalyonu, evet, gibi bir elimizde bir hiçbir şehrin sahip olmadığı bir kanyonumuz var. Bunu dışarıya çok iyi aktarmalıyız, çok iyi tanıtmalıyız. Ama aynı şekilde oradaki sorun da yine altyapı sorunu. O Trabzon'daki düşülen hata, beton yığınına düşülen hatayı biz orada düşmeden doğaya uygun, evet, yapılarla, doğaya uygun yapılarla hizmet kalitesini artırarak Samsun'daki turizmi oralara katmamız gerekiyor. Zira Samsun'daki turizmi canlandırırsak Samsun'un turizmde %10 artması toplum refahının da %9 artması anlamına geliyor. Başında da söylediğim gibi, yani turizm sadece bir sektörü, iki sektörü etkilemiyor. 54 tane paydaş sektörü etkiliyor. Yani geçmişte söylendiği gibi bir bacasız fabrika. Kesinlikle. Fabrika anlamına geliyor ve buna hizmet eden sektörler de bu anlamda gelişiyor. Hep birlikte gelişiyor ama geçmişten çok iyi organize olarak ders çıkarıp o hatalara düşmememiz de gerektiğine inanıyorum. Bunun için de çok iyi bir çalışma yapılması gerekiyor. Doğru adımlar atılarak Samsun'daki bu ortak akılın bir araya gelip ne yapılabilir, ne yapmamız gerekiyor, şu an neredeyiz, hedefimiz ne, Orta Doğu pazarına mı çalışacağız, alternatif olarak sağlık turizmine mi çalışacağız veya ikisini mi markalaştırabilecek miyiz, ona da bakmamız gerekiyor. Önce bu tespit edilecek, sonrasında da bu tespite göre hedef kitlemiz belirlenmiş olacak haliyle. Aslında tespit kendi kendine de doğurmuş, onu söyleyebilirim. Orta Doğu pazarı bizim için gerçekten de önemli. Evet. Çünkü o taraftan bu tarafa çok iyi bir akım var. Bu akımı iyi değerlendirmeliyiz. Oradan pastadan payı iyi bir şekilde almalıyız. Şu hataya da düşmemeliyiz. Kumdaki, çöldeki bir insana, bir turiste kum pazarlayamazsınız. Buzulda yaşayan bir insana da buz pazarlayamazsınız. Yani Arap turizmin Orta Doğu ülkelerinin özellikle neyi istiyorlar?
Biz onu iyi belirlememiz gerekiyor. Bir Orta Doğu'dan gelen herhangi bir Arap turizmi bir sahile götüremezsiniz. Evet. Yani onlar sevmezler. Hmm. Onların istedikleri doğa içerisinde, yeşillik içerisinde tatlı su. Evet. Yani tatlı suyu gördükleri zaman hele de o doğanın içerisindeyse ki böyle yerlerimiz var. Bizim bunlara çok iyi reklamımızı, kendimizi anlatmamızı çok iyi yapmalıyız. Bizim bu anlamda şanslıyız. Samsun olarak şanslıyız. Evet. Çünkü böyle yerlerimiz olduğundan dolayı. Ama pazarlayamadıktan sonra, kendimizi ifade edemedikten sonra, bilinmeyen yeri onlara gösteremedikten sonra ne Samsun turizmine ne de kendimize herhangi bir katkısı şansımızı olur. Şansımızı kullanamamış oluruz. Kullanamamış oluruz. Peki 2019 ile ilgili beklentiler neler? Her yıl işte ilkbaharda özellikle bir rekor beklentisi ya da buna yönelik haberler yaparız. Bunları duyururuz. Bu açıklamaları dile getiririz ama 2019'da nasıl bir tablo var? Siz neler öngörüyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim 2018 yılından baz almak gerekirse bizim yoğunluğumuz özellikle Temmuz-Ağustos aylarında turizm anlamında yaşanıyor. Biz bunu daha geniş olarak diğer aylara da nasıl yayabiliriz? Onunla ilgili yani sürdürülebilir turizmle alakalı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili neye hedef seçmemiz gerekiyor? Kış aylarında bir sağlık turizmini ön plana çıkartabiliriz. Yani şu an yeni açılan bir otelimiz var. Termalle ilgili bakın hiç konuşmadığımız konulardan bir tanesi termal turizm. Yani bizim bir Afyon'dan neyimiz eksik? Bu potansiyel var. Bu potansiyel var. Oradaki tesislerin kalitesini yükselterek Samsun'un turizmine termal olarak reklamlarını iyi yaparak kış aylarında özellikle Samsun'a gelen insanları termale yönlendirmek, reklamını Türkiye ve yurt dışına da bunları pazarlayabilmeliyiz. Samsun'daki turizmin gelişmesi için. Bunları şu an ne aşamada yapabiliyoruz? Maalesef şu an biraz yetersiz olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü yurt dışında bizim böyle bir yerimizin olduğunu gidip onlara anlatmazsak, yurt dışı fuarlarında biz bunları da ön plana çıkmazsak, haliyle Samsun'da bu bilinirliliği sağlamadığımız için Samsun'a gelen turist sayısı azalır. İşte başından söylediğim gibi bunu yapacak olan kişiler işte hep bir araya birlikte bir hareket etmesi gerekiyor. İşte otel yetkilileri, acenta yetkilileri, hatta A sınıfı restoran yetkilileri ve kamu görevlileri, Turizm İl Müdürlüğü, Kültür Daire Başkanlığı bunlar tabii ki hepsinin bir araya gelip yapılabileceklerle ilgili konuşulması gerekiyor. Konuşmuyor değiliz, konuşuyoruz tabii ki. Ama tabii ki yanlışlarımız da var bizim. Bizim şehrimizin simgesi, ben bunu özellikle burada belirtmek istiyorum. Şehrimizin simgesi Atatürk Anıtımız var. Bundan yanılmıyorsam bir sene önce, bir buçuk sene falan oldu. Orada kültür turlarının gelip de Atatürk Anıtımızın önünde resim çekilmesi için bir cebimiz vardı bizim. Oraya araçları çekebiliyorlardı. Oradan işte yani sadece fotoğraf çekilmek bile olsa sonuçta orada durmaları Samsun için bir artıydı. Ama orada aldığım bilgiler doğrultusunda işte bir tur şoförü ile bir polisin münakaşası sonucunda o cebin kaldırılması Samsun'da büyük bir balta vurmuştur bana göre. Niye? Çünkü orada duran kişi sadece orada fotoğraf çektirmiyor. Belki oralarda bir yemek yeniyordu, işte bir şeyler yapılıyordu. İşte orada uzun süre park sorunu olmasından dolayı Samsun'a bu konuda bir zarar vermiştir. Bunu söyleyebilirim. Amacımız tabii ki burada Samsun'un turizmini geliştirmekse eğer bu ve bunun gibi hareketlerin kaçınılması gerekiyor. Bakın televizyonlarda okuyoruz işte İstanbul'daki turistlerden taksicilerin aldığı ücretler o bu. Bunlar hep turizme zarar veren hareketlerdir. İmajı bozan, zarar veren. Zarar veren yani. Hareketlerdir. Yani 2019'da bizim gerçekten de beklentilerimiz yüksek. Ama bununla ilgili tabii Samsun'daki yatak kapasitemiz de belli. Biz Samsun'daki yatak kapasitesinin gelişmesi için tanıtımlarla
turisti Samsun'a eğer çekebilirsek zaten yatak kapasitesi otomatikman artacaktır. Burada şu sorun çıkıyor. Yazın artıyor, kışın işte oteller, işte restoranlar boş kalıyor. İşte burada da sürdürülebilir turizmi eğer biz masaya yatırıp bunlarla ilgili bir çalışma yapabilirsek, kışın da hani bu sorunları aşabilirsek, Samsun gerçekten ciddi anlamda o potansiyele sahip bir şehir. Bunların çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Gelecekle ilgili bizden sonraki jenerasyonları, yani Samsun'da, Samsunlu olup da turizm okumuş veya işte benzer sektörleri okumuş insanlara istihdam yaratabilmek için bunlar oldukça Samsun'umuzun, Samsun için önemli. Aksi takdirde biz turizmin daha aktif olduğu illere beyin göçü vermiş oluruz ki bana göre bu da en büyük problemlerden bir tanesi. Tehlikeli. Bunu ben kendimden de örnek vermek gerekirse, ben şehir dışında o şehire hizmet etmem mi daha iyi, yoksa Samsun'da kalıp Samsun'a mı hizmet etmem daha iyi? Çünkü oradaki potansiyel turistin, gelen turistin potansiyeli çok fazla. Bunları bizim masaya yatırıp çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu gelecek jenerasyonlar için en azından yapmamız gerekiyor. O sürdürülebilirliği sağlamak gerekiyor ki kış turizmine işaret ettiniz. Termal noktasında önemli bir ilçemiz var. Havza'da bu konuyla ilgili müthiş bir potansiyel var. Öte yandan yine kış turizmi dendiğinde kayak merkezleri akla geliyor. Bununla alakalı da bir ilçemiz mevcut. Lale. Yine yemek de aslında değil mi, turizmin bir parçası Gastronomi, olarak evet. Karşımıza çıkıyor. Bu noktada Samsun şansın, biraz böyle özel ayrı ayrı konuşacak olursak bu başlıkları ve inanç turizmi noktasında yine ayrıca ayrı bir başlık olarak son yıllarda daha sık karşımıza çıktığını görüyoruz. Böyle ayrı ayrı özel, Samsun daha özel kılan başlıklar neler turizmle alakalı? Şimdi başında belirttiğim gibi, yani biz markalaşma yapmak istiyorsak eğer belli başlı sektörlere yönelmemiz gerekiyor. Yani halk tabiriyle birinci basamağa çıkmadan üçüncü basamağa maalesef çıkamayız. Kış turizminde evet Ladik bir kayak merkezi, orada açılan işte otellerin beklentileri kar oranı oranına göre değişiyor. Ama bu tabii iklimlerin değişmesiyle alakalı olan bir durum. Bunların gelişebilmesi için bizim ilk önce Samsun'u bir turistik bölge haline getirmemiz gerekiyor. Samsun şu an ne kadar turizm bölgesi, onu düşünmemiz gerekiyor. Zaten diğer sektörler de turizm için turist olarak Samsun'a geldiği zaman alternatifleri kendileri de bulacaklardır. Önemli olan Samsun'u turistik bir şehir haline getirmemiz. Yani bu anlamda bizim daha yolun başındayız. Samsun son zamanlarda hani yatak kapasitesinden örnek vermem gerekirse size şöyle söyleyeyim. Rekabet ettiğimiz bir il Trabzon diyelim, 530 yani 31.113 yatak var Trabzon'da. Samsun'da bu rakam 3.905. Evet, uçurum var arada. Yani ne kadar çok daha yolumuz olduğunu sadece bu yatak kapasitesinden anlayabiliriz. Şu an Samsun'da 30 tane belgeli tesis var. 2013 yıllarını hatırlıyorum. 2010-2013 yıllarını hatırlıyorum. Samsun'da konaklanabilecek, hani şöyle baktığımız zaman 4 tane otelimiz vardı. Sadece 4 tane otelimiz vardı. Şu an 30 otelimiz oldu. Belgeli olarak 30 tane otelimiz var. Bu tabii ki güzel bir şey. Yani 4'ten 30'a çıkmamız oldukça olumlu bir adım. Bunlar tabii ki çalışmakla olur. Reklamla olur. Bir araya gelmekle olur. Birlik ve beraberlikle olur. İşte biz de bu birlik ve beraberliği oluşturmak adına Samsun Turizm ve İş Adamları Derneği'ni kurduk. Bir araya geldik. İnsanlar gerçekten de heyecanlı. Bu heyecanı boşa çıkartmamak için biz de elimizden geldiğince sivil toplum kuruluşu olarak gerekli adımları atıyoruz, gerekli yerlerle görüşüyoruz. Ne gerekiyorsa biz elimizi taşın altına dernek olarak koyuyoruz. Gerekli yapılabilecek olan şeyleri de yapmaya çalışıyoruz. Evet.
Dolayısıyla belli adımların atılmış olması gerekiyor ki biz diğer bu alt başlıklara, işte inanç turizmi, gastronomi gibi alt başlıklara bakabilirim. Kesinlikle. Bunu anlıyoruz söylediklerinizden. Kesinlikle. Kat edilmesi gereken uzunca bir yol var onun öncesinde, önümüzde. Bir diğer noktada kongre turizmi. Ona da bir ayrı parantez açalım. Çünkü zaman zaman bunu da duyuyoruz. Kongre evet. turizmi için uygun mudur Samsun peki? Kongre turizmi için Samsun şu an neden uygun değildir onu söylemek istiyorum uygun ben. Değil. Uygun değildir onu söylemek istiyorum. Şimdi Samsun'daki otellerin yatak kapasitelerine baktığınız zaman bir kongre turizmine, yani bir kongre yapılacağı zaman minimum 500 kişi, 600 kişi, 700 kişi, 1000 kişi, 2000 kişiye kadar gelebiliyor şehire. Haliyle bu kongrede insanlar o kongreye gelen misafirleri bölmek istemiyorlar. Yani bir otelde, bir otelin salonunda hepsi bir arada bu kongresini yapıp gerçekleştirmek istiyor. Samsun'da bu yatak kapasitesine sahip olan otel maalesef yok. Haliyle kongre turizmini daha çok ufak kongrelere falan hani ev sahipliği yapıyoruz ama büyük kongreleri Antalya bölgesine, o taraflara kaçırıyoruz. Nedeni ise yatak kapasitelerinin çok yüksek olması. İnsanların burada beklentilerine cevap vermesi bu bizi burada biraz zayıf kılıyor. Evet, dolayısıyla bununla alakalı da yine kat edilmemiz gereken yol olduğunu görüyoruz. Spor yatırımları çok karşımıza çıkar oldu. Golf kulübü başta olmak üzere ve çeşitli spor müsabakalarının da şehrimize taşındığını görüyoruz zaman evet. zaman. Hareketlendiriyor mu şehri, nasıl etkiliyor turizmi? Özellikle 2017 yılında DIF Olympics olimpiyatlarının Samsun'da yapılması Samsun'a çok şey katmıştır, değer katmıştır. Tabii ki bu dönemde Samsun'da yapılan tesislerin hala daha etkisini görebiliyoruz. Yani birçok dalda ufak turnuvaların Samsun'a geldiğini, tesislerden dolayı evet. Samsun'a geldiğini, altyapı derken hani bundan kastediyorum. Hı hı. Örnek vermek gerekirse bu önümüzdeki ay okçular turnuvası evet. var. 13 ile 16'sı olması lazım yanılmıyorsam eğer. Bunlar Samsun'a geliyorsa Samsun'daki okçuluk tesisinin Türkiye'de en büyüğü olduğunu biliyorum ben. Bu altyapının yapılması olimpiyat dönemine denk geliyor. Spor turizmle ilgili sadece belli dallarda değil de işte kamp döneminde takımların kampa girmesi tesislerdeki o altyapının da olmasıyla alakalı olan bir şey. Yani bugün birincilik takımları, PTT birincilik olsun, Süper Lig olsun, özellikle nereye gidiyorlar? Antalya'ya gidiyorlar. Antalya'ya gitmelerinden sebeplerinden bir tanesi tesisin içerisinde bir spor sahasının olması etkili oluyor tabii evet. ki. Ve antrenmanlarda orada burada hani herhangi bir yerden izin almaksızın kendi konakladıkları tesislerde imkan bulmaları etkili oluyor. Biz tabii bu konuda ne yapılabilir? İşte tesislerin çoğalması, tesislerin altyapısının iyi hizmet verebilir hale gelmesiyle bu aktiviteleri tabii ki Samsun'a çekilebilir. Ya bununla ilgili de daha yeni yeni işte çalışmalar oldu. İşte bu dediğim olimpiyatların evet, Samsun'da. Evet, çok iyi bir vesile oldu. Tabii ki hem şehrin tanıtımı için çok iyi bir vesile oldu. Tesisleşme anlamında çok iyi bir önemli bir etkendi Samsun için. Bu konu olimpiyatlarda tabii Samsun'u gerçekten de Samsun bu konuda çok iyi bir ev sahipliği yaptı. Her yönüyle Samsun'a çok fazla katkı sağladığını düşünüyorum. Evet. Hali daha katkı sağlamaya da devam ediyor diyebilirim bu Değil konuda. Mi? Buz pateni noktasında, okçuluk noktasında, golf noktasında tabii. önemli alanlar kazandı Samsun. Umuyoruz da boş kalmaz bu alanlar. Bir diğer buyurun. Sözünüzü kesiyorum. Şöyle söylemek istiyorum. Tabii ki bu çalışmalar 1 sene, 2 sene, 5 sene, 10 sene içerisinde değil. Trabzon bu noktaya geldiyse eğer son 30 yıl boyunca çalışmasının sonucunda bu noktaya gelmiştir. Yani bu 5 sene 10 senenin çalışması değil. Özellikle siyasi olarak veya işte özel sektör olarak birlik ve beraberliklerin sonucunda bu hale gelmişlerdir. Biz tabii ki bu konuda daha yolun başındayız. Yapılacak çok işler var. Samsun
Trabzon'a göre çok daha avantajlı bir şehir. Evet. Gerek yüz ölçümü bakımından, doğa harikaları yerleri bakımından. Ya örnek veriyorum, biz neyi sadece nereye pazarlayabiliriz? Bunu çok iyi belirlememiz gerekiyor. Hı hı. Biz bir kuş cennetimiz var. Bunu konuşuyoruz turizmciler kendi aramızda. Bir kuş cennetini biz nereye pazarlamamız gerektiği konusunda bu hedefimizi iyi belirlememiz gerekiyor. Kuşlarla ilgilenen hangi millet var? Japonlar var. Biz Japonlara kendimizi anlatmamız gerekiyor. Hı hı. Yani biz gidip de Körfez ülkesinde bir Orta Doğu ülkesinde herhangi bir yere gittiğimiz zaman kuş cennetimiz var dediğimiz zaman bunların çok fazla ilgi alanına girmiyor bu. Haliyle girmediği için siz ne kadar kendinizi orada tanıtırsanız tanıtın, kuş cennetiyle ilgili bir sonuç alamazsınız. Bir karşılık olmaz. Bizim orada yapmamız gereken Orta Doğu pazarında doğa turizmini canlandırmamız gerekiyor. Genel olarak sağlık turizmini canlandırmamız gerekiyor. Sağlık turizmi de kendi arasında çok fazla aslında potansiyel var. Yani bugün Avrupa'da baktığınız zaman bir saç ekimi örnek veriyorum mesela 5000 euro ise burada hani bu kur farkından dolayı büyük bir para yapıyor. Burada çok daha uygun fiyatlarla bu işlemi hem tatilini yaparak hem de sağlığına kavuşarak bu işlemi burada yaptırabiliyor. Bu konuda tabii ki hastanelerimizin hatta kamu hastanelerimizin güzel bir karşılık olduğunu da biliyoruz. Zaman zaman haberlerimize yansıyan durumlarda olabiliyor. O hizmeti verebilecek aslında altyapımız var. Yani pazarlama olarak biz bunu daha iyi, daha yaygın, daha etkin bir şekilde nasıl pazarlayabiliriz? Oturup hep beraber bir araya gelip bunları konuşmalıyız. Veya nerelerde pazarlayabiliriz? Neyi pazarlayabiliriz? Yani bugün sağlık turizmini Orta Doğu'da da pazarlayabilirsiniz. Avrupa pazarında da pazarlayabilirsiniz. Baltık pazarında da pazarlayabilirsiniz. Rusya pazarında da pazarlayabilirsiniz. Evet, her yerde orada sağlık turizmi, işte sürdürülebilir turizmle baktığımız zaman bu ön plana çıkıyor. Yani 12'ye yayılması konusunda bizim bu hedefi kendimize belirlememiz gerekiyor. Ama yaz aylarına baktığınız zaman işte doğa turizmini ön plana çıkartabiliriz. Evet. Ama kongre turizminin peşinden koşarsak bu altyapıyla maalesef boşuna bir çaba olmuş olur. Aynen öyle. Şimdilik diyorum. İleride tesislerimizin gelişmesi, çeşitli ilçelerimizde altyapının oluşması durumunda tabii ki bunlar da olabilir. Yani bizim işte bir Termemilis sahilimiz var. İşte oradaki bir altyapı, iyi bir güzel bir tesisinin olması, büyük bir tesisinin olması haliyle oraya kongre turizmini çekebilir. Neden çekmesin? Evet, böyle girişimler de olabilir. Yavaş yavaş sonlandıracağız. Sıcak bir detay olarak bugün başlayan gıda fuarı var şehrimizde ve bugünden itibaren esasen uzunca bir süre çeşitli fuarları yine ev sahipliği yapacağız her yıl olduğu gibi. Bu noktada şehre nasıl bir hareketlilik sağlıyor fuarlar? Samsun'un geçmişte daha çok fuarla anılan bir şehir olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Şu anki durum nedir? Fuar noktasında bir katkısı oluyor mu şehre fuarların? Şimdi tabii geçmişteki fuarla ilgili bu duyumları tabii o zamanlar biz daha küçüktük. Hani çok fazla şey yapamadık, etkin olamadık hani konuyla ilgili ama duyumlarımızdan anladığım kadarıyla o zamanlar işte sanatçıların oraya gelmesi bir festival havasında geçen bir fuardan bahsediyoruz. Oradaki o ambiyans eskiden çok farklıymış. Merkezde olması da tabii ki belki etki de etmiştir. İnsanların bununla ilgisi. O tadı hala da alabilmiş mi? O soruya gelirsek eğer. Şimdi Samsun'da insanların gerçekten de ilgi duyduğu fuarlara baktığımız zaman yapılan Samsun'da aslında her aktivite güzeldir. Samsun'a katkı verir. Az da olsa, hacim olarak küçük de olsa ama katkı verir. Yeter ki bir şeyler olsun. Bu gelişmeyeceği anlamına gelmez. Bunların içlerinden bir tanesi vardır. Örnek veriyorum mesela kitap fuarı. Evet. Kitap fuarına gerçekten de ilgi ve alaka yoğun oluyor. Talep yoğun oluyor. Hatta bu TÜYAP müdürüyle yapmış olduğumuz görüşme neticesinde bu gün sayısının da hatta 9 güne çıkartılmasıyla alakalı bir çalışması vardı. Çünkü yeterli gelmiyor. İlgi alaka yüksek oluyor. Yani o fuar yapılıyor, bu fuar yapılıyor. Ama kitap fuarı ilgi görüyor. Bu da Samsun'a çok katkı veriyor. Yani dışarıdan gelenler olsun, çevre illerden gelen olsun. Yani dışarıdan gelen her bir kişi, yerli de olsa, yabancı da olsa Samsun'a bir değer katar. Sonuçta onları görmeye gelenler var. Kesinlikle yani Samsun'a katkı veren her şeyin
arkasında olmamız gerekiyor. Yani daha çok buna eleştirsel boyutta bakmamamız gerekiyor. Evet. Yapıcı bakmamız gerekiyor ki biz bu konuda kendimizi geliştirebilelim. Evet, son olarak ne söylersiniz peki? Amacımız dediğim gibi Samsun turizmini geliştirmek. Biz bunu çok iyi değerlendirerek ortak olarak bir araya gelip ortak fikirler almamız, bir araya gelmemiz, kısa, orta, uzun vadede yapılacak olan işlemleri belirlememiz Samsun turizmine gerçekten de katkı sağlayacaktır. Biz sivil toplum örgütü olarak kendi aramızda bu birlik ve beraberlik dayanışmayı sağladık. Samsun turizmi için çalışıyoruz. Hı. Yeterli mi? Değil, ama daha da fazla çalışmamız gerekiyor. Biz bu çalışmalarımızın sonucunda belki 10 sene sonra, belki 20 sene sonra verim alacağız. Ama boş durmamamız gerekiyor. Bunu kendimiz için değil, çocuklarımız için, gelecek jenerasyon için yapmamız gerekiyor. Belirttiğim gibi hani Samsun'da turizmin her sektör olarak bunu düşünmemiz gerekiyor. Sadece turizm olarak değil, yani tarım sektörü, tarım sektöründe de bunu biliyorsunuz. Çarşamba evet. Ovası, Bafra Ovası, yani işte bunlar yani. İçin de çalışmalar yapılması gerekiyor. Haliyle bir şehrin gelişmesi için çalışmak, üretmek gerekiyor. Hı hı. Üretmeden maalesef Samsun geriye gider. Yerinde saysa bile geriye gider. Çünkü çalışan şehirler bizi her zaman için geçecektir. Bu risk var. Sadece ben bunu turizm olarak söylemiyorum. Evet. Her sektör için, sanayileşme için de bu önemli. Tarım endüstri için de önemli. Evet. Yani turizm için, ben turizmle ilgili olduğum için söylüyorum. Bizim yapacağımız daha çok iş var Samsun'da. Özellikle reklam, tanıtım diyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki önümüzdeki günler daha güzel konuları konuşmak üzere, işte kat edilen yolları konuşmak üzere yine yeniden bir araya gelmek de isteriz. Burcu Hanım, aslında baktığımız zaman konu turizm olunca dakikalara sığdıramayız biz bu konuyu. Birçok başlığı var. Biz bunu oturup sabaha kadar konuşabiliriz ama konuşmadan daha çok eyleme de dönüştürebilmek önemli. Evet. Eyleme nasıl dönüştürebiliriz? Bizim onu belirlememiz gerekiyor. Eyleme dönüştürdükten sonra da bunların sonuçlarını almamız gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Burcu Hanım. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bugün Haberin Sesinde Samsun'u konuştuk. Turizmden söz ettik. Bölgemizden bahsettik yine. Ve Samsun Turizm ve İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Mustafa Öztürk stüdyomuzda bizlerle bir aradaydı. Sohbetimizi noktaladık. Programımızı da bugünlük sonlandırıyoruz. Yarın yine saatler 12'yi gösterdiğinde önce haberlerimizle, sonrasında da konuğumuzla burada olacağız. Bizlerden ayrılmayın. Hoşçakalın.